bulmak için gidiyor ama ne anlatıyor acaba? Ben ne gibi bir ikna süreci işliyor orada onu bilemiyoruz. Barış, bu ekonomi konusunda ekleyeceğin notun var mı yoksa? Ekleyeceğim şey bu arada hani baz etkisi de emin ama o da olmayabilir. Yani o da beklendiği kadar olmayabilir. Çünkü bugün bir Alaaddin Aktaş'ı okumuşsundur. Şu insanların şöyle bir beklentisi var. En azından gıda ürünlerinde bir düşüş bekleniyor. Ama Alaaddin Aktaş hesaplamış 4 ayda sadece üreticinin, çiftçinin üretici enflasyonu %64.61. 3 aylığı %46 resmi veri Alaaddin Bey kendi hesabının üstüne koyarak. Ya şimdi siz bu çiftçiden artık yani mazotunu artık daha fazla pahalı alan, gübresini daha fazla alan çiftçiden artık önümüzdeki aylarda yani ektiği ürünün bu şekilde ektiği ürünü daha ucuza satmasını bekleyebilir misiniz? Yine pahalı yiyeceğiz. Yani aslında enflasyonda düşüş, dikkat edin Ocak'ta başladı değil mi? Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan o açıklamayla Aşkın Bey miydi yapan? Onunla başlayan Ocak, yok Nisan, yok yıl sonu. Böyle ertelenen bir beklenti. Oysa ki mümkün değil. Ama Emin'in söylediğine katılıyorum. Bu bir zengin iktidarı. Çünkü açıkça söyleyeyim Emin, 1100 liraya artık emekli ikramiyesi olur mu? Bunun adına ikramiye denir mi? Mesela ikramiye maaş değil mi alıyorsunuzdur? Öyle başladı. 1100 lira bir dönem o maaşa yakındı. Şirin derler sana yılda iki ikramiye, iki tane maaş vereceğim. Çift maaşın olmuş olur. Şimdi 1100 lira özür dilerim ama bayram harçlığı gibi. Çok özür dilerim. Çünkü artık neredeyse öyle bir hale geldi ki Türk lirasının değeri. Dedeler belki, emekli babaanneler belki, ellerini öpmeye gelen torunlarına dağıtsalar belki az gelecek 1100 lira. Bir harçlığa dönüşmüş oldu. Bu açıdan aslında fiilen emekli ikramiyesini kaldılar. Niye? Şu yüzden. Ne diyor Çalışma Bakanı? 25 milyar maliyeti. İki bayramın bakın, iki bayram. Emin söyledi. Sadece 3 aylık kur korumanın maliyeti Uğur Gürses hesaplamış. 15 milyar ödemesi 10 milyar küsürde muafiyeti 25 milyar. Yani bu siyasi iktidar 13 milyonun üzerindeki emekliye bak ikramiye aman efendim 25 milyar lira tutuyor. İki bayram, bir bayram da değil, iki bayram toplam o miktarı 3 ayda 1 milyon 300 bin insanlı şirketleri de katarsan bu kadar insana faiz ödemek için, faiz ödemek için tekrar söylüyorum. Hatta çok yüksek faiz ödemek için, çünkü normal %14, %17, %19 deniyor ama gördük %100'ün üzerinde yıllık yıllığa vurduğunda faiz ödemek için emekli ikramiyesini ortadan kaldırır. Bu ikramiye değil artık. Bu cep harçlığı, bayram harçlığı. Fiilen olmuş olan şey bu. Eminim bunun bir maliyeti olacaktır emeklilerin nazarında. Aslında Emin belki bunu bir dahaki yayın şöyle anlatmamız gerekiyor. Mesela Dolmabahçe'de verilen geçen günkü iftar yemeği. Oranın yanan bütün ışıkları, sarayın bütün yanan ışıkları, devletteki bütün arabalar, bütün eskort arabalar. Ondan sonra efendim itibardan tasarruf olmaz denilen her şey. Diyanet işlerinden tut da efendim en bilmem ne bakanlığının, bakan yardımcılarının seyahatlerine, özel uçaklar. Sadece devletteki bunları toparlasan zaten buralardan normal, medeni, demokratik bir ülkeye yakışan şekle, asgari şekle indirsen oradan büyük bir tasarruf sağlıyorsun. Bilmiyorum, bu her seferinde söyleyip duruyoruz ama sadece köprü geçişleri, yol geçişleri, şu Çanakkale Köprüsü'ne harcanan paralar. Bütün bunlara baktığınızda... Bugün zam yapıldı biliyorsun. Feribota köprü fiyatına yaklaştırmaya çalışıyorlar. Çanakkale Valiliği, Çanakkale Valiliği dedim yani o şirket, vali şirketin yönetim kurulu başkanı. İl özel idaresinin çünkü. Bütün bunların Şirin... Ayrıntılı bir şekilde demokrasinin en önemli şeysi bütçedir. Bütçe denetimi en önemli şeydir. Bizim bunları görüyor olmamız lazım. Türkiye şu anda öyle böyle savrulmuyor. Ve bunu siz domates olarak, peynir olarak hissediyorsunuz. Ama şunu bilin, ekmek olarak hissediyorsunuz, pirinç olarak, makarna olarak hissediyorsunuz. Ben önümüzdeki hafta bir yayın hazırlıyorum Şirin. 5 lira. 5 lirayı basmanın maliyeti kaç lira şu anda biliyor musunuz? Kaç lira? 6 lira.
Yakında 5 lira demir para olacak sayın seyirciler. Önümüzdeki hafta ayrıntılı bir yayın yapacağım ben bunun için. Şirin, 5 lirayı basmanın maliyeti 6 lira. Peki 5 lira piyasaya ne zaman sürüldü? 2005. 5 lira ile 2005 yılında kaç kilo ayçiçek yağı alınıyordu biliyor musunuz? 2,5. 2,5 litre, kilo değil tabii, 2,5 litre ayçiçek yağı alabiliyordunuz 5 liraya. 2,5 litre, 5 liraya, 2005. Bugün basmanın maliyeti 6 lira. Şimdi bu Şirin, ekonomi yönetiminde akıl, bilim olmayınca, liyakat olmayınca böyle oluyor. Kimse kusura bakmasın, akıl bilimden uzaklaşanı kurtlar kapar. Enflasyon kapar, yoksulluk kapar, fakirleşme kapar. Çocuklarınız, Hacer Fogon'u söyledi, çocuklarınızda cücelik artıyor, cücelik. Çocuklarınız derken bu ülkenin çocukları, benim çocuğum, bunun hepsi bizim çocuklarımız. Cücelik artıyor. Niye? Yetersiz beslendikleri için. Bana biraz önce sen mektup gösterdin. Bana da çok geliyor. Eminim Barış'a çok daha fazla geliyordur hapishanelerden. Ama bana öğretmenlerden gelenleri, mailleri ve mektupları size şey yapsam, ne yapacağını da şaşırıyorsun. Nereye yapacağını şaşırıyorsun. Öğretmenler simit alıyorlar çocuklara. Çocuklar çünkü sınıfta baygınlık geçiren aç çocuklar var. Su içen çocuklar var. Açlıklarını bağlı. Öğretmenler zaten aldıkları ücret belli. Çocuklara simit alıyorlar. Bunları duymuyoruz mu? İnsan utanıyor. Gerçekten. O yüzden bunlar size yoksulluk, ekonomi yönetimi, ülke yönetimi akıldan, bilimden uzaklaşınca o halkı kurtlar kapar. Emin Çapa'yı günün iyi niyetlisi ilan ediyorum. Çünkü hala akıl ve bilimden uzaklaşıldığı için bütün bunların olduğunu iddia ediyor ama keşke sadece öyle olsun. Burada bildiğin kayırmacılar ve iktidarı korumak için kurulmuş koskocaman bir düzen var. Şimdi bu kurulan koskocaman düzenin içinden hafif çatırtı sesleri gelmeye başladı mı acaba? İşin uzmanı Barış Terkoğlu'na soracağız. Şimdi bir iki gündür enteresan bir sosyal medya üzerinden dönen mesele var. Barış, ben uzatmayayım, lafı sana bırakayım, ne olduğunu sen anlat. Şimdi en başından anlatacağım. Çünkü birçok kişi ne olduğunu, hatta birçok yurttaşımızın Twitter'ı da yok değil mi? Twitter'ı evet, yok olanların sosyal medyası yoktur. En başından anlatacağım. Şimdi o kadar başından ki bugün... Bizim Barış Pehlivan'la birlikte davamız vardı biliyorsunuz. Sabah oraya gittik. Davadan çıktık. İkimiz de aynı zamanda gazetede yazıyoruz. Koyduk bilgisayarları, yazı yazıyoruz. Barış bu konuyu yazıyordu. Bizim aramızda öyle bir centilmenlik anlaşması var. Aynı konuyu yazmıyoruz. Ben de onu izliyorum. Bir yandan kendi yazımı yazıp tam 8 kişiyle konuştu. Bakın 8 tane iktidarın cephesi içinden 8 farklı insanla, taraftarlarla konuştu. Ben de 9. kişi olarak kenarda onu yorumladım sürekli olarak. Biraz onları hani görerek, izleyerek... Ne yaptığımı da söyleyeceğim. Yarın Barış Pehlivan'ın yazısından okuyabilirler onun aldığı o görüşleri. Şimdi en başından şunu söyleyeyim. İbrahim Haskaloğlu diye bir gazeteci var. Ben kendisiyle tanışmıyorum. Ama İbrahim Haskaloğlu çıktı dedi ki devletin kimlik bilgileri ele geçirildi dedi. Kendisinin ifade ettiğine göre bu ele geçirme hadisesini hackerlar ele geçirmişler. Devletin biliyorsunuz bir kimlik bilgilerini sakladığı bir dijital veri sistemi var. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bu nüfus bilgi idaresinin açıkladığına göre aslında bugün yüksek güvenlikli duvarları var. Zor sızıntı yapmak. Ama İbrahim Haskaloğlu'daki hackerlar buraya girmişler, bilgileri almışlar. Ben de inanmadım, ispatlamak için bana bazı kimlikleri gönderdi, kimlik bilgilerini, fotoğraflarını gönderdiler. Şimdi ben bunu diyor... Bu öğrendikten sonra devletin ilgili birimlerine, eleştirebilirsiniz gazetecinin görevi bunları aktarmak olmayabilir ama ilgili birimlerine gittim, konuştum, anlattım. Yani bu mesela bakın İbrahim Haskaloğlu'nun kimle, aslında hikayeyi bu fotoğrafı anlatmak için anlatıyorum. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'la görüşüyor. Devletin birimlerine, hatta Milli İstihbarat Teşkilatı'na bildirdim bu hırsızlık meselesini. Ancak buna üstüne düşünmediğini görünce, bakın böyle bir durum var diye ispatlamak, anlatmak, topluma duyurmak için Cumhurbaşkanı ve MİT Başkanı'nı hatırlayın. Twitter'da öyle bir şey var. Kimlik fotoğraflarını yayınlıyor. Karalayarak bilgilerini. Şimdi normalde bu iş bana sorsaydı hani yapma derdim açık söyleyeyim. Çünkü böyle bir deneyim olan bir gazeteciyim. Türkiye'de üstüne insanları nasıl biniyorlar biliyorum fırsat kollayarak. Bunu yapma derdim.
Hani Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını biliyoruz, adını soyadını biliyoruz, annesinin babasının adını biliyoruz. Diğerleri karalanmış zaten ama yine de bu bahane olabilir derdim. Şimdi burada bu yayınlandıktan sonra Şirin, bu yayınlandıktan sonra uzun süre bir şey olmadı. Kaç gün? 12 Nisan'da bu tweet'i yayınladı.